sen hala burada. Çıktı mı arkada? Ayağım bir kilo olmuş o. Tam düşerken çektim ama suya girerken çekemedim. Bir daha düşme mi? Yemek gittim ona. Ha gel gel. Gel gel. Ve işte. Yüzeceğiniz yer burası. Ya da kayanın üstüne oturup fotoğraf çektireceğiniz yer. Kesinlikle çok güzel. Hadi çıkan varsa hadi çıksın. Hadi alay çık. Çekiyorum. Tamam. Biraz sonra aşağıdan da göstereceğim ama şimdi bir şelaleye geldik yürürken. Buradan şelaleyi tam göremiyorsunuz ama döküldüğü yeri en azından gösterebilirim. İnsanlar buradalar. Yüzüyorlar. Piknik yapıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Geziyorlar. Biraz sonra aşağıdan da göstereceğim size benzeri bir manzarayı. Aşağıdan gösterince çok daha güzel olduğunu anlayacaksınız. Böyle bir ortamdayız. Biraz önce yukarıdan çektiğim şelalenin şimdi aşağıdan görüntüsünü görüyorsunuz. Yine insanlar yüzmeye devam ediyor. İkinci bir grupla karşılaştık burada. Biz yukarıdan aşağı doğru indik. Şimdi onlar burada dinleniyorlardı. İstirahatleri bitti. Aşağı inerken gerdiğimiz ipi kullanarak onlar yukarı çıkıyorlar şimdi. Biraz daha yaklaştırayım tam olarak görebilmeniz için. Şuradan itibaren başlıyor ipimiz. Şöyle... güvenli bir şekilde yukarı çıkabilmek için kullanıyoruz. Evet. Ve şelalemiz de bu. Buradaki şelalenin adını bilmiyorum. Buraya ne diyorlar onu da bilmiyorum. Bin Kılıç'tayız. Ben buranın adına Bin Kılıç Şelalesi diyeceğim. Adını bilen varsa altta yorumlarda yazar. Konum olarak zaten bir kilok üzerinden sizlere konumu da atacağım. Ağaçlar devrilmiş. Yüzülebilecek bir alan ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle şelaleden aşağı doğru atlanmamalı kesinlikle. Çünkü alt tarafta ağaçlar var. Suyun içerisinde neyle karşılaşacağınızı bilemediğiniz için atlamamalısınız. Aynı şelalenin farklı bir açıdan videosunu da çekiyorum sizin için. Uzaklaştırayım. Sonra bir farklı daha ağaç alacağım. Bu da üçüncü farklı açıda. Şelalenin üstüne doğru şöyle yukarı doğru çıkıyor tepe. Sonra bu tarafta aynı şekilde. Böyle bir şelalemiz var. Adına Bingalı Şelalesi dedik.
Şöyle çekeyim kendimi. Ben de şelale diyeyim. Uva. Şelaleye geçtikten sonra dere tekrar sağımızda kalacak şekilde. Tahmin olarak şu an kuzeydoğu. Aslında tahmin değil, net 68 dereceye doğru ilerliyoruz. Yol yavaş yavaş kuzeye doğru dönüyor tekrar. Güzel bir yol. Yürüyüşü rahat. Rampa aşağı iniyoruz yine. Zaten başladığımızdan beri hep aşağı doğru iniyorduk. Şöyle aşağıyı göstereyim ben size. Dere böyle aşağıda kaldı. Şu an yaklaşık 13-14 metre yükseklikteyiz. Traktör yolu var. Traktör yolundan rahat rahat gidiyoruz. Grup arkada kaldı. Onlardan ayrıldım biraz. Video çekebilmek için. Yürümeye devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 3,5 saattir yürüyoruz. 11'e çeyrek kala başlamıştık. Şu an saat 2,5 civarı. Molalarla falan filan sanıyorum 3,5 saat oldu. Ne kadar oluyor? Hemen hemen 3,5 saattir yürüyoruz. 7 kilometre gibi bir mesafe yol almışız. Aynı zamanda rotayı kaydediyorum. Söylemiştim zaten. Videonun altına rotaya ulaşabileceğiniz linki vereceğim. Aynı rotayı yürüyebilirsiniz. Ama rotayı yürürken dikkat etmeniz gereken, rota genel itibariyle kolay bir rota olmasına rağmen bazı noktalar zorlayacaktır. Tek başınıza kesinlikle gelmemeniz lazım. Tavsiye etmiyorum. Özellikle şelalenin orada insanların çıkışını gösterdim zaten. Videonun bir yerinde mutlaka göreceksiniz onu. İpsiz inmemenizi tavsiye ediyorum. Sık sık dere geçişleri oluyor. Dere bir sağınızda kalıyor, bir solunuzda kalıyor. Biz ona göre hareket ediyoruz. Grup geliyor şu an. Şimdilik durdurayım, grup bana yetişsin. Yine bir yol ayrımına geldim. Grup yetiştikten sonra devam edeceğiz. Yine çekmeye devam edeceğim ben. Görüşürüz. Evet, her taraf rengarenk olacak. 15 gün sonra bu manzarayı görürüz değil mi? Aşağı yukarı. Bu çok basit hali. Yani çok az hali aslında, basit demeyeyim de. 15-20 gün sonra her taraf rengarenk olacak. Biz de sizi beraber çıkıyoruz. Mehmet hocamın çiçek aşkı. Çiçekleri göremiyorsunuz ama durun yaklaştırayım ben. Ama çık oradan da şu gelenleri çekiyor. Thank you.
Ramazan mı katılıyor mu? Bir tane böyle bu antrenör olarak devam ediyor. Ramazan, sen. Bak ulan, Ramazan'da sen gelirsin. Ramazan'la beraber. Şey yapsana sen. Son değil de ama. Rüzgar altı yaptı, yemiyor. Bak ya bak. Aradım. Neye bakacağız? Kimle var? Kimle var? Kimle var? Kimle var? Konuşurken biraz yüksek sesli konuşursanız mikrofon olmadığı için telefonu da çekmek zorunda kalıyoruz. Gayet keyifliydi, çok eğlenceliydi. Mehmet Hoca'ya katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sucuk ekmeğin keyfi tabii ki bambaşkaydı. Onun haricinde ekip olarak bence çok iyi şeyler başardık. Sadece biraz yokuşlarda yaşadığımız sakatlıktan dolayı biraz mağdur oldum ben. Kendi açımdan söyleyeyim. Onun haricinde her şey gayet güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, başka fikir beyan etmek isteyen var mı? Gamze Hanım, çok konuşuyordunuz biraz önce de. Bir fikrinizi alabilir miyiz? Timur Bey'e geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Timur Bey'e teşekkür geldi. Mehmet Hoca'ya bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü herkesin gelmediği ve bilmediği bir parkurdu burası. Çok keyifli geçti. Tabii olarak da bize uygun bir seviyedeydi. Üyelerimize çok güzel uyum sağladılar. Çok keyifliydi bence. Zor bir parkur. Burada kalmasın. Devamını istiyoruz. Ha, parkurun devamını. Aynen öyle. Gezilerin devamını. Aynen, gezilerin devamını. Beni de davet ederseniz olur. Her zaman. Genel anlamda kolay bir parkurdu ama, değil mi? Çok kolay. Yani zor bir parkur değildi. Ayağımı burkana kadar kolaydı. Ondan sonrası gayet zor geçti. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Hayır, lütfen. Değil bu. Şeritlerinden belli. Eğitimi boşa almadık biz ya. Biliyor musun? Yılan mı? Evet. Yılan mı o deyip çok içi olmuş gibi yaklaşıyor. Yemin ediyorum bu şimdi size bir saldırırsa var ya. Bak. Ne olur? Ya bu çok zehirli bir yılan. Bak dedim size. Evet abi. Ya yılan.